Bilgisayar toplamak heyecan verici olsa da işlemci seçimi kritik bir karardır. Intel ve AMD arasında seçim yapmak çoğu kullanıcı için oldukça karmaşık olabilmekte. Bu videoda Intel ve AMD işlemcilerini karşılaştırarak hangisinin sizin için en iyi seçenek olduğunu belirlemeye yardımcı olmaya çalışacağız. Intel ve AMD yarım asırın üstesinden gelmesine rağmen birbirleriyle rekabet halinde ve her tür kullanıcı için en iyi CPU'ları sunarak bilgisayar endüstrisini durmaksızın ileriye taşıyor. Intel, veri merkezi ve PC işlemci pazarında en üst sırada yer alırken ve hala da öyle, AMD, sonradan akla gelen bir düşünceden uzun süredir devam eden rakibiyle kafa kafaya rekabet etmeye dönüştü. Bugün ister en hızlı, ister en çok çekirdeğe sahip olanı, ister sisteminiz için en iyi oyun CPU'sunu arıyorsanız, herhangi bir çip üreticisinin çok uzun süre zirvede kaldığını nadiren göreceksiniz. Bu, pazara çok ihtiyaç duyulan rekabeti getirerek tüketicilere yardımcı olsa da, hangi CPU'nun bilgisayarınızın kalbinde olması gerektiğini seçmek her zamankinden daha zor hale geldi. Bu nedenle mevcut işlemci pazarına bir büyüteçle baktık ve her bütçeye ve her kullanım durumuna özel önerilerde bulunduk. 2017'den önce Intel, tüketici CPU yarışında o kadar öndeydi ki AMD kalıcı olarak ikinci sıraya düşmüştü. Tim Blue'nun sürekli yenilik ve nesilden nesile iyileştirme eksikliğine rağmen tüketicilerin Intel satın almaya devam etmekten başka seçeneği yoktu. Ancak AMD'nin Ryzen CPU'larının 2017'de piyasaya sürülmesiyle masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları yüksek çekirdek sayıları, gelişmiş performans ve uygun fiyatların Intel ve AMD arasındaki tartışmayı tersine çevirdiğini gördü. AMD'nin tamamen yeni Zen mimarisi, kullanıcıların zihnindeki imajını kökten geliştirdi. Üstelik tüketiciler artık Ryzen CPU ile anakartlarının birden fazla CPU nesline dayanmasını sağlayabiliyordu. Bu, Intel'in nadiren sunduğu bir şeydi. Intel, açık ara en büyük oyuncu olmayı sürdürürken, Ryzen platformu CPU pazarını yeniden canlandırdı ve AMD'yi neredeyse kesin bir iflastan kurtardı. O zamandan bu yana Intel'in, AMD'nin çabalarına, özellikle hibrit mimariye sahip 12. nesil Alder Lake işlemcileri olmak üzere, kendilerine ait daha iyi ürünler sunarak yanıt verdiğini gördük. Bugün mevcut durumda hangi CPU üreticisi sizin özel kullanım durumunuz için daha iyi ürünü sunuyor? Intel'in 13. nesil işlemcileri, hem oyun hem de üretkenlik segmentlerinde performans tacını yeniden yakaladı. Ancak en iyi AMD CPU'ları Team Blue ile başa baş mücadele ediyordu. Ancak her ne kadar önceki nesillerde sundukları paranın karşılığını mükemmel şekilde vermiyorlardı. Bugün 14. nesil ve Ryzen 7000 CPU'lar son derece güçlü olduğundan her iki şekilde de gidebilirsiniz. Ayrıca 3D V-Cache sayesinde en iyi oyun performansı için AMD'nin X4D CPU serisini de düşünebilirsiniz. Ucuza bir PC oluşturmak için önceki nesil işlemciler bile adil bir oyundur. Intel 12. nesil ve Ryzen 5000 Yongaları en yeni parçalara kıyasla mükemmel performans ve cazip fiyat sunuyor. AMD ayrıca Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 gibi bazı CPU'larının X olmayan varyantlarını da sunuyor. Bu daha ucuz CPU'lar biraz daha düşük saat hızlarına ve daha düşük TDP'lere sahiptir. Ancak çoğunlukla aynı performansa sahiptir. Ayrıca Zen 4 mimarisini temel alan ve ayrı bir ekran kartına ihtiyaç duymadan iyi grafik gücü sunan yeni Ryzen 8000 APU'lar var. Bu APU'lar daha mütevazı sistemlere yöneliktir. AMD üst düzey masaüstü işlemcilere ihtiyaç duyanlar için yoğun, kurumsal düzeyde iş yükleri için 96 çekirdeğe kadar Threadripper 7000 ve Threadripper 7000 Pro CPU'ları sunuyor. Bu üst düzey çipler $1500'dan başlıyor ve yalnızca 3D işleme, bilimsel bilgi işlem ve makine öğrenimi gibi son derece zorlu iş yüklerini çalıştıran meraklılar veya profesyoneller tarafından değerlendirilmelidir. Intel, Core i9, 10980 Xe gibi teklifleri bugün son derece modası geçmiş olduğundan bu alanda ciddi şekilde geride kalıyor. Intel'in K serisi, SKU'ları kilitsiz çarpanla birlikte gelir, böylece CPU'nuzda hız aşırtma yapabilirsiniz. Yukarıdaki tabloda Intel'in Fe ve T serisi SKU'larını listelemedim. Core i5 14400F gibi F modelleri, normal modellerin yalnızca entegre grafikleri olmayan çeşitleridir.
T modelleri, iş amaçlı kullanım ve mini bilgisayarlar için tasarlanmış düşük güçlü modellerdir. CPU seçimi bütçenize, düşündüğünüz tüm işlem gücüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına ve güç tüketimi, platform ömrü ve yükseltme maliyetine ilişkin tercihlerinize bağlı olacaktır. Peki o zaman hangi CPU'yu satın almalısınız? Intel ve AMD arasında seçim yapmak artık eskisi kadar kolay değil. 2024'te yapınız için ikisinden birini seçerken nadiren hata yapabilirsiniz. Ancak konu o noktaya geldiğinde seçenekleri her zaman değerlendirebilir ve özel kullanım durumunuza ve bütçenize göre seçimi daraltabilirsiniz. Para konusunda endişeniz yoksa muhtemelen piyasadaki en hızlı çipi almak isteyeceksiniz. Şu anda Core i9-14900K ve Ryzen 9-7950X bu segment için önereceğim yegane iki öneri olacaktır. Intel'in amiral gemisi, oyun ve üretkenlik iş yüklerinde Ryzen 9-7950X'ten biraz daha hızlıdır ve maliyeti neredeyse aynıdır. AGI 1700 soketindeki son derece yüksek güç tüketimi ve yükseltme yolunun olmaması konusunda endişelenmiyorsanız, almanız gereken kişi Core i9-14900K'dır. Öte yandan Ryzen 9-7950X önemli ölçüde daha serin bir çalışma, temelde aynı performans ve yeni AM5 soketinde sağlıklı bir yükseltme yolu sunuyor. AM5 bilgisayar oluşturmanın platform maliyeti geçen yıl önemli ölçüde azaldı. Oyun için en iyi CPU söz konusu olduğunda AMD'nin Ryzen 7-7800X Tridisine gerçekten bir cevap yok. Ryzen 9-7950 X Tridi gibi daha pahalı çipler tarafından bile piyasadaki her iki taraftan da başka hiçbir CPU tarafından rakipsiz duruyor. Devasa 104 MB ön belleği ve tek CCD yapılandırması sayesinde her türlü oyun mücadelesinin üstesinden gelerek üst düzey kardeşlerini ve Team Blue rakiplerini geride bırakıyor. Yine de bir oyun ve üretkenlik merkezi istiyorsanız hem AMD'nin hem de Intel'in daha pahalı çiplerini tercih edebilirsiniz. Ryzen 9-7950X Tridi, video oluşturma, video düzenleme ve diğer çok çekirdekli iş yüklerinde büyük bir artış için çekirdekleri ve iş parçacıklarını iki katına çıkaracaktır. Alternatif olarak, üretkenlik sizin için oyun kadar önemliyse, üretkenlik çipi size Ryzen 7-7800X Ürde'den çok daha fazla çok çekirdekli beygir gücü sağlayacaksa Core i9-14900K'yı tercih edebilirsiniz. Ayrıca oyunlarda 7800X Tridi'den yalnızca %5 civarında daha yavaştır. Son nesil Core i9-13900K bile 2024 için harika bir seçim. Oyun sistemleriniz için daha makul fiyatlı CPU'lar isteyenler için mükemmel Core i5-14600K, Ryzen 7-7700X ve hatta Ryzen 5-7600X yeterli olacaktır. Amiral gemilerinden daha düşük fiyatlıdırlar, neredeyse aynı oyun performansını sunarlar ve soğutulmaları çok daha kolaydır. RTX 4070 ile yaptığımız testlerde daha uygun fiyatlı Ryzen 5-7600X 8 çekirdekli ve 12 çekirdekli Zen 4 yongalarıyla hemen hemen aynı performansı gösterdi. Bütçeli CPU'ların maliyetinin $200 civarında veya altında olduğunu düşünüyorum. Bu biraz abartılı gelebilir ancak mevcut nesilde kalmak ve iyi bir oyun ve üretkenlik performansı elde etmek istiyorsanız 2024'te işler böyle olacak. Ryzen 5-7600, en iyi bütçeye yönelik çok yönlü CPU seçimim olacaktır. 7600X'in saat hızı biraz düşürülmüş bir çeşididir, ancak neredeyse aynı performansı sunar ve yaklaşık $25 daha ucuzdur. Intel tarafında ise Core i5-14400 benzer fiyatta ve çok çekirdekli iş yüklerinde daha iyi performans gösteriyor. Ancak oyunlarda Ryzen 5-7600'den önemli ölçüde daha yavaş. Her ne kadar hem AMD hem de Intel, APU'ları olmayan daha ucuz yapılar için APU'lar sunsa da, AMD bu segmentte kolayca üstünlük sağlıyor. Ryzen 5-5600G, AA olmayan oyunlar için iyi bir APU'dur. AA olmayanlar yaklaşık $124 fiyatla satılıyor. Bu, Intel'in daha az güçlü Core i3, 1300 veya Core i3, 1200 modeller inden çok daha iyi bir anlaşma.
çok daha güçlü bir APU'ya daha fazla para ayırabilirseniz, Ryzen 5806G, Ryzen 5500G'nin oyun performansını iki katına çıkaran güçlü bir Zen 4 çipidir. Size yaklaşık 230 gara mal olacak. Ancak daha yeni ARM5 platformunda modern bir çip ve önemli bir grafik gücü artışı elde edeceksiniz.